Sorma beni, zaten terelliyim, bir daha sen yorma beni. İstemeyirim artık, arama sorma beni, zaten terelliyim, bir daha sen yorma beni. Gelmem kapılarına, uğramam yanlarına, inanır mıyım daha senin yalanlarına. Yalan üstüne yalan, senin hayatın yalan. İki ayrı panzehir, hem akrepsin hem yılan. Gelmem kapılarına, uğramam yanlarına. İnanır mıyım daha senin yalanlarına. Yalan üstüne yalan, senin hayatın yalan. İki ayrı panzehir, hem akrepsin. İşine bak işine, yoluna git işine. Ağzımda kuş tutsan, almam seni peşine. İşine bak işine, yoluna git işine. Ağzımda kuş tutsan, almam seni peşine. Hem kapılarına, uğramam yanlarına. İnanır mıyım daha senin yalanlarına. Yalan üstüne yalan, senin hayatın yalan. İki ayrı panzehir, hem akrepsin hem yılan. Gelmem kapılarına, uğramam yanlarına. İnanır mıyım daha senin yalanlarına. Yalan üstüne yalan, senin hayatın yalan. İki ayrı panzehir, hem akrepsin hem yılan. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir hafta aranın ardından bir süper salı programında birlikteyiz efendim. Hayırlı olur, keyifli olur inşallah diyoruz. Arkadaşlarımla beraber nazarlı pazarlı da olsa startı verdik değil mi Tunzay'ım? Sen de öyle bir şey yaşadık. Efendim yine hayırlı programlar, hayırlı çelifli eğlenceler dileyelim. Çünkü yaptığımız iş belli. Bu akşam biz burada size keyif vermek için varız. Bu yazın, yaz boyu da gider. Bitirmeyi de bilmiyorum, düşünmüyoruz. Allah ömür verdikse ama yazın belki de dışarıdan yapacağız bu programları. Henüz Fuat Hoca ile görüşmedik ama öyle bir planlarımız var. Adam işi de yoğun. Onun için ben tekrar hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hiç lafı uzatmadan Karadeniz'in eski müzisyenlerinden, eski seslerinden çok hanım hanımcık bir hanımefendiyi davet ediyorum. Sevim Akın geliyor efendim. Haydi bakalım. Yedin ömrümü yedin, gerçek mi yalan mıdır?
Sevgini bilemedim, ben seni nasıl sevdim? Yedin ömrümü yedin, gerçek mi yalan mı dur? Sevgini bilemedim. Bir gün sevgi dolusun, bir gün iki yüzlüsün. Hala anlayamadın, acaba hangisisin? Beni bir kandırırsın, iki inandırırsın. Sonunda sen yanılır, bir başına kalırsın. Böyle sevdalık olmaz. Bir kalpte iki sevda olmaz, şan olmaz. Bir tanemizden vazgeç, sevdalan oyun olmaz. Bir gün sevgi dolusun, bir gün iki yüzlüsün. Hala anlayamadım, acaba hangisisin? Beni bir kandırırsın, iki inandırırsın. Sonunda sen yanılır, bir başına kalırsın. Bulunamaz sanarsın, daldan dala konarsın, imkansızı ararsın, nasıl az uşarsın, durulmaz uslanmazsın. Bir gün sevgi dolusun, bir gün iki yüzlüsün, hala anlayamadım, acaba hangisisin? Beni bir kandırırsın, iki inandırırsın, sonunda sen yanılır, bir başına kalırsın. Açtığım bu sayfada yoksun, olmayacaksın. Bir gün sevgi dolusun, bir gün iki yüzlüsün. Hala anlayamadım, acaba hangisisin? Beni bir kandırırsın, iki inandırırsın. Sonunda sen yanılır, bir başına kalırsın. Bir gün sevgi dolusun, bir gün iki yüzlüsün. Hala anlayamadım, acaba hangisisin? Beni bir kandırırsın, iki inandırırsın. Sonunda sen yanılır, bir başına kalırsın. İyi oldu ya, en son bir tek başına kal yani. Yalvarırım. Öyledin ama. Buyurun. Yeni albüm galiba, çok güzel. Yani yeni albüm biraz eskimeye başladı. Tanıtımını mı yapamadın? Bayağı da yapıyorum yani, tanıtım yapıyorum ama. Yani nedir bu eksiklikler böyle ya? Ne güzel ama değil mi uşaklar? Ritmik. Buna güzel bir klip istiyoruz ama sponsor bulamadık işte. Eksiklik orada. İnşallah bulursun, inşallah bulursun. Yani klip, ne kadar çok klip yapar da
Yayınlama fırsatın olursa albüm o kadar iyi tanıtılır. Evet, evet, biz bunu çok yapamadık. Evet, evet, yani ben bunu yapamadım. Şimdi bazen bakıyorum da böyle cüze şarkılar kulağına evet. geliyor. Bunlar işte, inşallah Allah umur versin yani da. Inşallah. Yani görelim yani. Bunların da zamandan bir nesil gelecek. Bunları kıtı kıtı böyle çok keyifle dinleyecek. Çok iyi biliyorum. Evet, evet. İşte Karadeniz müziği aslında böyle işte. Karadeniz müziğin illa sadece artık zaman hızlanıyor, modernleşiyor. Evet. Değerli izleyicilerimiz de hak verirsiniz ki. Şimdi bakıyorum, dinliyorum, görüyorum efendim. Çok akıllı beyinler var. Yani akılsız beyinler de var. Yani sonuçta bir doğru var. Bir doğru evet. var. Doğru evet. nedir? Müzik artık anlayışı çok değişti. Evet. Ya ülkede, dünyada değişti müzik anlayışı. Efendim bazı arkadaşlar şey... yani hem muhabbetlerde hem sohbetlerde duyuyoruz ama yani ben bunları kötülemek babında değil, bir bilgi veriyorum yani. Evet, doğru tabii, olanı tabii, budur. Tabii onlar ki. Bilmiyse olan tabii günah ki. Yok. Dinlesinler, öğrensinler ama yani en azından biz doğruyu konuşuyoruz. Müzik artık o kadar bir geniş bir kitleye hitap ediyor ki yani, evet. ve o kadar altyapı anlayışı değişti ki burada da üstadlarımız vardır yani onlar da bilir. Onların da fikrini alacağız. Artık Karadeniz'de arabesk, fantazi, batıymış, şuymuş, buymuş diye bir kavram kaldı mı arkadaşlar? Karıştı birbirine. Ne demek hepsi. Yani değil mi? Ne uyuysan güzel. Yeter ki yap kardeşim. Onun için hala bakıyorum eski beyinler ya da bilerek mi dini adam ne dini. Yani şimdi bunu demek zorundayız. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Herkes yapsın, tarzını yapsın, okusun. Yani bundan gayrı bir şey var mı yani? Neyse yani. Çemeze zuna davul mu çıksın bu adam? Ya eski alışkanlıklardan oldu mu Karadeniz? Eskiler vazgeçemiyor. Yani hep onu arıyor ama şimdi onu yeni kreasyona şey yaparak geçirmek daha güzel. Yani onun için bizim de ağzımızdan bazı şeyler çıkar. Evet, yani tabii. diyoruz ki iyi şeyler bunlar, yani, iyi evet, şeyler, işte evet, iyi güzel imkanlar falan filan ama arkadaş profesyonel olmadıktan sonra biz de burada rencide oluyoruz. Çok yani zor. Ben bunu böyle kabul ederim. Çok doğru zor. Bir. Allah gerçekten bir doğru öyle, bir. Gerçekten şimdi, öyle. Böyle yani. Şimdi bakıyoruz lan biz yani müzik de yaparsak bunu kardeşim iyisini yansıtalım. Tabii. Yani bir iş yapıyorsa bunun yani nedir yani neyine kısayasın ya yarım kalacaksan yapma o zaman. Yapma. Öyle doğru. mi arkadaşlar? Tabii. Yani çünkü dışarıda bizim şeylerimiz çok. Kulaklarımız çok yani bu insanlar sonuçta bize gönül vermişse müziği takip ediyor demektir evet, bunlar. Evet tabii ki. Şimdi anladım. Öyle değil mi üstadım yani nedir yani müzikte anlayış değişti. Tulumda fantazi çalar, arabeste çalar, şeyde çalar, yanıkta çalar, harekette çalar. Çalmıyor mu ne abi? Çalıyorsun oynuyoruz. Keman da katıldı. Bağlama ayrı bir renk. Evet. Elektro bir ayrı bir renk. Yani Ramazan'a şimdi ver bir kabak çemenize ondan da çalsın yani. Farklı yerleri ondan çalsın. Fark etmez ki. Şimdi altyapı değişti. Onun için müzik tabii, anlayışı tabii. değişti. Bence çok başarılı. Daha güzel. Evet. Yani. Yani en azından benim bir de bunu demem yani illa şimdi insanlar böyle takılıp kalmasın yeni bir nesil geliyor. Tabii ama maalesef değişik. Yetişmiyor arkadaşlar bunu da demek zorundayız da. Yetişmiyor ya. Az da olsa yani, birkaç tane çıkıyor. Ya yeni ya nesil bak. Diyoruz hani diyorsun daha böyle birikimli diyorsun gelecek falan. Gelecek inşallah yani, umudumuz var. Benim bir tane arkadaşım var dedi kulaklar çınlasın burada Halil işte geçen gelmiş. Nereye geldin? Ne güzel işte zeytinyağı pazarlama falan filan. Ne güzel katılacağım dedi yarışmalara falan. Ha. Senin ne işin var dedim yarışmaya ya. Senin dedim ne işin var yarışmaya? Buradaki sesi var çocuğun. Beste yap sat. La ya ses de olsa daha görüntü yok. Evet. Olmaz. Ha, kötü. Adam. Yani biz yani ben de hoş benim onunla ne işim var benim canım yani kardeşim yani. Evet doğru. Doğru ya doğru da. Görüntü de önemli. Ya. Gerçekten önemli. Ya. Uşaklar verelim bir müzik arası daha böyle bir atlatalım ondan sonra sohbete muhabbete devam. Müziğe devam. Kafanıza göre bu akşam çok istekler var. Cezaevlerinden özellikle acayip bir talep var. Selahattin Azaklı bütün ailesi. Sevgiler olsun, selam olsun. Aklıma geldi bir şey söylüyorum. Ne yapayım? Bütün cezaevinde yatan adam gibi yatan bütün dostlara bütün katil mahkumlara özellikle çok talep var yani bekliyorlar sağ olsunlar. Bu da mektuplarla görmüşüm. Allah bunu olsun. Arkadaşlar.
Mektup yazdım acelele, oku oku ezele. Mektup yazdım acelele, oku oku ezele. Mektup verdim bekirun, al koynuna gecele. Al koynuna gecele. Daha yazacaktım kalemim donmuş idi, kalemim donmuş idi, kalemim donmuş. Daha yazacaktım kalemim donmuş idi, kalemim donmuş idi, kalemim. Mektup yazdım azumden, okudum sözünden. Mektup yazdım azumden, okudum sözünden. Mektup beni sanırsan, öp yarımın gözünden. Öp yarımın gözünden, öp yarımın. Mektup yazdım karadan, dağlar kalksın aradan. Dağlar kalksın aradan, dağlar kalksın. Bizi kavuşturacak yeri göğü yaradan. Orada da kavuşmayla alakalı bir evet. Kelime olduysun. Elinize yüreğinize sağlık çocuklar. Ağzınıza harikasınız. Sağlık. Eyvallah. Evet Sevim Hanım. Evet. Sahne aldığımız çalışmalarımız hayat, güncel şimdi, hayat nasıl konserleri yazıyor? Şimdi genelde ekstra'ya gidiyorum. Güzel. Yani belli bir yerde değilim şu anda. Hı. İnşallah olursa tabii ki istiyorum. Daha çok da yani Karadeniz'e yöneldim ama benim asıl altyapım sanat müziği. Yani şu anda fasıl yapabileceğim, ekstra sanat müziği okuyabileceğim, yani. Halk müziği okuyabileceğim, her türlü okuyabileceğim bir mekan arıyorum. İnşallah nasip olursa olacak. Mayıs'ın 11, 12'si, 13'ünde Almanya'da olacağım. Söyleyebilirim değil mi? Tabii ki, ne demek? Ne demek? Karsule şenliğinde olacağım. Nerede? Karsule, Almanya'da. Karsule, evet. Karsule şenliğinde olacağım. Evet. Başta Ali Karpuz'a, Mehmet Kutal'a, Ahmet Bulut'a. Oradaki bütün o dernekte oraya yönetimde. Kim çalışıyorsa isimlerse mektup yazmışım. Yani hepsini. Emeklerine sağlık. Şimdi bizim millet selam içeren biraz. Yok bakmasın. Yürekten evet, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hepsine. Kadırga artık şimdi onu diyecektim. Yani bu tip organizasyon yurttaş, yurt dışına gerçekten, ne güzel. Gerçekten çok güzel. Amerika'da başladı. Evet. Amerika'da başladı. Ve orada bizim kültürümüz, onları kutluyorum. Ne çok güzel. Güzel bir şekilde yansıtıyorlar. İşte inşallah biz de yetişecek hedef i̇nşallah. Diyoruz ki buradan Karadeniz müziği yönetim evet. Adına. Evet. Karadeniz evet. Müziği ile alakalı evet. Hangi kurum varsa. Şimdi buradan isim sayamam. Tabii. Kim ilgileniyorsa. Bir de tabii ki. Haziran'da evet. Kadırga Şenliği var. Trabzon, pardon Karadenizler Kültür Derneği'nin düzenlediği Münih'te. Ne güzel. Yine Başkanı Süleyman Aydın'a ve bütün emeği geçen herkese teşekkür ne güzel. Ediyorum. Ne güzel. 7, 8, 9, 10'unda Kadırga Şenliklerinde olacağım. Ne Haziran'ın 7'sinde inşallah. Ne güzel buradan duyurulur. Sevim Hanım'ın Sevim Hakkı'nı dinlemek. Güzel bir keyiftir. En azından dedim ya işte kurumlarımız bunlar yani çevirisi yapmadı bu işi. Biz de çevirisi yapmadık. Kimse çevirisi yapmadı. Ya müziği İzraat, tabii. İzraat insanlara program ve konser vermekte yeter. Yani. Bütün Karadeniz'in
Gerçek hak eden sanatçılar, emek vermiş insanlar. Yani burada herkesi, bu adam kaset yapmış, sözü var, müziği var. İyi okumuş, kötü okumuş. O da içine dahil. Hakkını almasını isterim şahsen. Tabii, ben yürekten tabii, bunu diyorum. Tabii, en azından artık Arabistan'a vizele kalktı. Daha Arabistan'la bir türlü şeye giremedik mesela. Herhalde müziğe şey mi bakaydı, tersine mi bakaydı? Mesela. Ciddi. Tabii canım, yani bu işler var. Bak, Kazakistan'da var. Çeçenistan'da var. Yani bu artık yurt dışına bu işler açılmaya başlar. Ne olacak ya? Bak, müziğimize bak. Evet. Yani bir sene işte şeyi kandırdılar. Kazakistan olan Cumhurbaşkanı böyle bir alakalı bir programda işte. Karadeniz'den ünlü bir iyi bir sanatçı istediler. Biri git diyor ya, onun da ismini bilmiyorum. Dediler ha budu. O da dedi tamam. İnsan gördüğünüzdür sonuçta. Öyle tabii, öyle tabii. Ama isteriz ki işte böyle yurt dışları daha çok açıldıkça İnşallah. Böyle vizelerin kalktığı gibi insanlar böyle İnşallah. Orada talepte bulunsalar da bütün Karadeniz müziği yapan insanların hepsi ekmek yesa. Ne güzel olur. Herkes herkesi dinlesa. Ben bu seneye kadar ilk defa ben Aralık'ta gittim. O da Ali Karpuz vesile oldu. Allah razı olsun. Emeği geçenlere hemşerim. Buradan ben yürekten vallahi teşekkür gerçekten ediyorum. Vallahi gerçekten ve 2-3 tane daha iş açıldı. Yani biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Ben inşallah çoğalır. Yani kim olursa o. olsun, eğer bu müzikte kim olursa olsun müzik babında illa halk evet. müziği olsun illa ebir olsun. Tabii yani hepsi. Yemin ediyorum herkes gitsin ekmek yesin. İnşallah. Hak edenler yesin. Bizim de gayemiz yani, o. O herkes... zaman bir şarkı daha patlatalım. Olur. Ebi programlarına da değiniriz. Buyurun olur. O zaman. Sahne sizin. Ver gazı yazsın. Aslında ben... Albümden canlı da okuyayım. Onu prova yapar da reklamlardan sonra okuruz. Tamam. Şimdi şey gelsin. Trabzon türküsümüz gelsin. Trabzon sporumuz için güzel bir türkü. Ne güzel, var. Ne güzel. Gelsin ne güzel, bütün Trabzon sporlulara. Bütün Karadenizlilere. Trabzon spora, Rize spora, Giresun evet, spora. Evet hepsine, hepsine. Bütün hepsine, göre... Hopa spora, Ordu spora. Evet. Karadeniz futbol takımları. Evet. Hepsi bizim. Biz fanatik manatik. Taş gemi Karadeniz, azgın olur dalgası. Esecek sahalarda bordo mavi havası. Esecek sahalarda bordo mavi havası. Atın uşaklara atın, atın golleri atın. Bu yeşil sahalar bordo mavi donatın. Atın uşaklara atın, hazi dumana katın. Bu yeşil sahalar bordo mavi donatın. Haydi Trabzon'umuz, şampiyonluk yolumuz. Trabzon, hey, Trabzon, hey. Bordo mavi kanımız, haydi Trabzon'umuz, şampiyonluk yolumuz. Kasırga gibi eser fırtına gibi yıkar kasırga gibi oynar bizim uşaklar futbol horon gibi oynar bizim uşaklar futbol horon gibi atın uşaklar atın atın golleri atın bu yeşil sahalar bordo mavi donatın atın uşaklar atın hazi dumana katın bu yeşil sahalar bordo mavi donatın bordo mavi kanımız haydi Trabzon'umuz, şampiyonluk yolumuz. Trabzon, Trabzon, hey. Bordo mavi kanımız, haydi Trabzon'umuz, şampiyonluk yolumuz. Kuzey yıldızları, haydi goller sıralım. Kuzey yıldızları.
goller sırali, Trabzon sporumuz süper ligün sırali, Trabzon sporumuz süper ligün sırali. Atın şatlara tut, atın golleri atın, bu yeşil sahalar hordo maridona tut. Atın şatlara tut, fazı dumana katın, bu yeşil sahalar hordo maridona tut. Atın golleri atın, bu yeşil sahalar hordo mavi donla tut. Atın uşaklar atın, fazı dumana katın, bu yeşil sahalar hordo mavi donla tut.